Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hayati, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Zeytin Ağacı dizisini inceleyeceğiz. Zeytin Ağacı Netflix Türkiye'nin çıkarmış olduğu son orijinal dizi arkadaşlar. Bu Tuğba Büyüküstü'nün dizisi olarak tatlandırdığımız dizi diyebiliriz. Zeytin Ağacı Ayvalık'ta çekildi. Hatta Murat Boz'un dizisi diye bizim bu Çanakkale Balıkesir taraflarında bir ara böyle titretti ortalığını. Murat Boz dizi çekiyormuş Ayvalık'ta dendi. Hatta oyuncu seçmelerine katılmıştım ama maalesef gidememiştim. Daha doğrusu yani seçildik ama gidememiştik. Bu da ayrı bir konusu. Videoyu bıraktık herhalde, şu an oraya doğru evriliyoruz. Her neyse, oraları geçelim. Murat Boz, Seda Bakan ve Tuğba Büyüküstü'nün ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerini oynadığı bir dizi arkadaşlar. Ada, Leyla ve Sevgi, 3 tane arkadaşın hayatlarını konu alan bir dizi. Şimdi birazcık spoiler'a gireceğim, her videomda olduğu gibi. Sevgi daha önce kanser hastası olan bir arkadaşımız, bir kişi. Avukat kendisi aynı zamanda. Sevgi avukatlık yaparken kanser oluyor ve bu kanserinin sonucunda hastaneye yatmak zorunda kalıyor. Ada da doktor arkadaşı. Ada hiçbir şekilde alternatif tıpa inanmayan, alternatif tıpı inanmasını geçtim. Yani böyle alternatif tıp yoktur, hatta onlar dolandırıcıdır, öyle insan dolandırıcıdır diyen bir karakterimiz. Sevgi ise alternatif tıpa inanıyor ve şey diyor, hani benim bu kanserimi alternatif tıp sayesinde atlatabilirim, ben bu kanser hastalığından kurtulabilirim diyor. Ve Sevgi bunları araştırırken diyor ki Ada'ya, Ada diyor, ben diyor böyle bir şey buldum, Ayvalık'ta, Ayvalık'a gitmek istiyorum. Ada da diyor ki hayır Sevgi, sen çok hastasın, otur oturduğun yerde, hastaneye yatacaksın, işte senin sağlığına kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz biz. O senin internette okuduğun kişiler, dolandırıcılar, bunlara inanma diyor. Ve Sevgi de Ada'yı dinlemeyerek arkadaşları Leyla'yı alıp Ayvalık'a gitmek için yola çıkıyorlar. Tam yola çıkarken Ada bunların karşısına çıkıyor ve diyor ki ben de geleceğim. Ya ben de gelirim ya da hiçbir yere gidemezsiniz. Ve bunlar Ayvalık'a gidiyorlar. 3 arkadaş ve Zaman Bey'le karşılaşıyorlar. Zaman Bey de Fırat Tanış oluyor arkadaşlar. Zaman Bey bu tam bir psikanaliz diyemem, tam bir tıp diyemem. Böyle değişik bir seans yapıp İnsanların geçmişte yaşadıkları travmaları ortaya çıkartıyor ve şey diyor, sizin geçmişinizde bir travma var arkadaşlar, bu travmaları atlatmanız için şunları şunları yapmanız gerekiyor diyor. Ve Sevgi bu Zaman Bey'in yaptığı şeylere inanıyor, bu yaptığı etkinliklere vesaire şeylere inanıyor ve Ayvalık'ta kalmaya karar veriyor. Sonucunda Ayvalık'ta kalmaya başlıyor ve Sevgi ailesini, işte annesini de alıp Ayvalık'a taşınıyor. Ardından diğer kızlar Ada ve Leyla da Ayvalık'a geliyor ve bunların hikayesi burada başlıyor. Sonuç şöyle, çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Ayvalık'ta bunlar kendi geçmişlerini buluyorlar. Aslında geçmişte yaşadığı olayların şu zamana kadar geldikleri, ya şu zamana geldikleri noktadan aslında geçmişte yaşadıkları olayların bir yansıması olduğunu öğreniyorlar. Ve sonuçta geçmişteki yaşadığımız her şey şu an bizi biz olmamızı sağlayan şeyler olduğunun farkına varıyorlar. Geçmişteki ailelerinin yaşadığı problemlerin aslında günümüzde bize nasıl etkilediğinin farkına varıyorlar. Zaman bunların hepsini gösteriyor. Yani diyor ki siz böyle böyle yaptınız. Bunların yanında tabii ki klasik Türk dizilerinde olduğu gibi yan konularda aşklar geçiyor. İşte Sevgi'nin, Ada'nın ve Leyla'nın aşk hayatını öğreniyoruz. Geçmişlerini öğreniyoruz. Ve geleceğe nasıl adım atması gerektiğini az çok tahmin ediyoruz. Ve sonucunda %90 tahminlerimiz doğru çıkıyor arkadaşlar. Sonuca bakacak olursanız, ben Zeytin Ağacı dizisini 2 günde bitirdim. Aşırı hızlı akan bir dizi. Böyle hatta çoğu zaman elime telefon dahi almadan izlediğim bir dizi. Konusu sarıyor. Dizinin bu müzikleri olsun. Müziklerini zaten Murat Boz yapıyor dizinin. Dizinin müzikleri olsun, konusu olsun, aşırı akıcı bir şey. Ben diziyi çok beğendim. Dediğim gibi öve öve bitiremiyorum. Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunu bekliyorum. Çünkü dizi öyle bir yerde bitti ki hani biz bunu
getireceğiz der gibi diziyi bitirdiler. O yüzden ben Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunu kesinlikle çıkacağını, Netflix tarafının onaylanacağını bekliyorum. Çünkü zaten dizi yeni bir dizi olmasına rağmen şu an Netflix Türkiye'de bir numarada. Hatta Azerbaycan ve diğer bu kardeş ülkelerimizde de ilk onda olduğunu eminim, yani hiç araştırmadan söyleyebilirim. Sonuca gelecek olursak arkadaşlar, ben diziyi aşırı beğendim. Zeytin Ağacı dizisine izlenir veriyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, hala sosyal ağlarıma abone değilseniz, sosyal ağlarımdan beni takip etmiyorsunuz, aşağıda sosyal ağlarımın linki var. Kanalıma da abone olduğunuzu düşünüyorum. Hala abone değilseniz aşağıda onda abone ol butonu var, kırmızına basıp yanındaki zil butonuna da tıklayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.